Başladın hele! Tabii en iyi öğrenme yolu hepimizin bildiği gibi tatbikidir. Yani mutlaka arazide görmemiz lazım, dokunmamız lazım, hava şartlarını yaşamamız lazım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov Kars'a gitti. Kış 2021 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldı. Görüşme emirlerinizi hazırdır komutanım. İlk olarak esas komuta yerine geçen Akar ve Hasanov tatbikata ilişkin bilgi verdi. 1. ve 44. mekanize tugaylar hücumlarını devam ederken 43. mekanize tugaylar. Tatbikatta nefes kesen anlar yaşandı. İHA ve SİHA hedefleri tespit etti. Atak helikopterleri ve obüsler eş zamanlı vurdu. Havan atışları da yapıldı. Tatbikatta gerçek mühimmatlar kullanıldı. Ortak tatbikata katılan Azerbaycan kuvvetleri mensupları ulusal kanala konuştu. Türk komandosu! Çok kapsamlı, geniş kapsamlı bir tatbikat son zamanlardaki ve Azerbaycan ve Türk askeri omuz omuza bu tatbikatı ortak bir şekilde yürütüyor, sürdürüyor. Bizim için yine diyelim büyük bir şeref değil. Biz gurur duyuyoruz ki kardeş ülkeyle biz de tatbikatlar yapıyoruz. Kardeş ülkelerin birce tatbikatı çok özeldir. Bu bizim için büyük bir tecrübedir. Gözlemci gününde konuşan Akar, Pençe Kartal 2 harekatına değindi. Müttefiklerimizle koordineli çalışıyoruz dedi. Bu dünkü başlayan Pençe Kartal harekatında, Pençe 2 harekatında dost ve müttefiklerimize koordine etmiş bulunuyoruz. Onlarla koordineli bir şekilde bu faaliyeti sürdürüyoruz. NATO ile birlikte şu anda Irak'ta bağlı çalışmalar yapılmakta. Biz bu manada Irak'ta olan ilişkilerimizi daha da pekiştirmek suretiyle, geliştirmek suretiyle iyi komşuluk ilişkiler çerçevesinde bunları da yapmaya hazırız. Komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız diyen Akar, terör koridoruna izin verilmediğini belirtti. Ve oradaki terör koridoru parçalandı. Bundan sonra da orada herhangi bir şekilde terör koridorunun inşa edilemeyeceğini, kurulamayacağına herkesin bilmesi lazım. Türkiye'nin şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol ettiği bölgelere 1 milyon Suriyeli kardeşimiz arkadaşlarım, 450 bini İdlib'de olmak üzere tekrar evlerine ve topraklarına döndüler, dönebildiler. Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dikkat çeken Akar, ödün vermeyeceğiz dedi. Yunanistan'a seslendi. Zerre kadar dahi hakkının, hukukunun çiğnenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Yunanlı dostlarımızın, Yunanlı komşularımızın her seferinde Türk-Yunan arasında, Türkiye ve Yunan arasındaki meseleleri, problemleri sanki Türkiye ile Avrupa Birliği, sanki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri veyahut da başka Avrupa ülkelerinden imiş gibi göstermelerine vazgeçmeleri lazım. Akar tatbikat alanını da gezdi. Komando kolunun teçhizatlarını inceleyen Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov yapılan yığma iglonun içine girerek incelemelerde bulundu. Bu da yakalı. Çekiyorsun böyle. Hazır! Kim? Kim? Komando! Vatan! Kayıt! Allah Türk komandosunu korusun!